Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu ve's-selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İkinci Şua'nın birinci meyvesinden okuyacağız. İkinci Şua, Eskişehir hapishanesinin son meyvesi, 31. lem'anın ikinci Şua'ı Bismillahirrahmanirrahim. 16 sene evvel Eskişehir hapishanesinde arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte şu Şua gayet acele, pek noksan kalemimle sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber bugünlerde tasfih ederken iman ve tevhid noktasında pek çok kıymetli ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm. Sayın Mursa. Allahu Ehad ismi azamına dair 7. nükteyi azam, 6 ismi azamın 6 nüktesinin 7.'si. Malum 30. lemada 6 tane ismi azam var, onun 7.'si. Köpekten gideceğiz. Evet, ihtar. Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü içinde çok mühim ve ince olan esrarı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah. Şimdi bu ikinci Şua'nın telif edilme zeminine baktığımız zaman Üstad Hazretleri bak, arkadaşları yanından ayrılıyor. Tahliye oluyor. Üstad Hazretleri yalnız kalıyor. Ve pek acele noksan kalemiyle yazılıyor. Ve sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber diyor. Daha sonra tahsih ediyor. Temize geçince anlayacağımız dilde. İman ve tevhid noktasında pek çok kıymetli ve kuvvetli, ehemmiyetli gördüm diyor. İkinci Şua'yı. Niye diye soracak olursak, çünkü diyor ki devamında, hem ismi azam anlatıyor gibi, ihtar koyuyor bir de burada. Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Zaten yukarıda ne demişti? İman ve tevhid noktasında pek çok kıymetli ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm dedi. Burada da baktığımız zaman, neden üstadım çok kıymetli, kuvvetli, ehemmiyetli? Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü içinde çok mühim ve ince olan esrarı imaniye inkişaf ediyor. Yani Kastamonu layıkasında üstadın şöyle bir tabiri var. Yani imana, İslamiyet'e ait sırlar olduğundan dolayı o sırlar neden bilinmesi lazım? Şundan dolayı diyor ki burada Risale-i Nur yüze yakın din tılsımlarını ve hakaiki Kur'aniyenin muammalarını halme keşfetmiştir ki her bir tılsımın bilinmemesinden, yani sırların, iman hakikatlarının bilinmemesinden çok insanlar şübehata ve şükuka düşüp tereddütlerden kurtulamayıp bazen imanını kaybederdi diyor. Ama şimdi baktığımız zaman diyor, devamında diyor ki şimdi bütün dinsizler toplansalar o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler. Çünkü karşılarında bu 42'lik atom bombası gibi iman hakikatleri var yani. Burada da dediği gibi içinde çok mühim esrarı imani inkişaf ediyor. İmanın sırları, o ince noktaları inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah diyor. Burada Üstad Hazretleri'nin daha fazla üzerine durduğu nokta nazar, insanın nazarı. Mesnevi Nuriye'de nazar meselesini biliyorsunuz abi, diyor ki burada
40 sene ömründen, 30 sene tahsilinden, yani 4 kelime ile 4 kelam öğrendin, tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecek var. Kelimelerden maksat, manayı harfi, manayı ismi, niyet, nazar. Burada da nazarın üzerinde duracak yani. Manayı harfinin üzerinde duracak daha ziyade. Buraya geldiğimiz zaman birinci meyvenin üzerinde duracağız biz burada. Birinci makamın birinci meyvesi. Tevhid ve vahdette cemal-i ilahi ve kemal-i rabbani tezahür ediyor. Eder diyor. Yani tevhid ve vahdet neydi? Yani tevhid Allah'ın birliği, vahdet ise hani bütün mevcudatta, bütün mahlukatta o vahdet, o birlik sikkelerinin görünmesi, görmek yani. Yani daha önce yapılan derslerde sistemin birliği olarak söylemiştik herhalde. O mevcudattaki, mahlukattaki birlik yani. Hatta 22. sözün başında dediği gibi orada mesela huzuru daimiyi tarif ederken her şey üstünde diyor. Burada. Her şeyin üzerinde, tevhid-i hakiki de burada ispat ediyor, tabii ki izah ediyor. Her şeyin üzerinde sikkeyi kudretini, yani kudret sikkesini, hatemi rububiyetini, yani nakşi kalemini görmekle. Yani bir de görmek, emir var yani burada, görmemiz lazım. Doğrudan doğruya, her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp, onun birliğine, her şey onun desti kudretinden çıktığına, uluhiyetinde ve rububiyetinde, mülkünde hiçbir vecile, hiçbir şeriki ve muini olmadığına şu şuhuda yakın bir yakinle tasdik edip iman getirmektir. Bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Ne görünce olur huzuru daimi? Yani sikke-i kudret, nakş-ı kalem, hatim-i rububiyet. Peki bu mesela eşyan üzerinde kudret nasıl gözükür? Ve niyet gözükmüyor şimdi. Yani abi niye gözüküyoruz? Mesela kudret nasıl olur? Nasıl anlarım ben mesela? Allah'ın kudretini bana bir göster deseler. Ne diyebiliriz mesela? Yani kudret nasıl gözükür abi? Yani kudret daha ziyade yani kelime manasıyla kuvveti. O büyük azameti olarak şey yapıyor. Hani diyelim ki dünyamızın 108 bin kilometre hızla dönmesi, kendi etrafında ve güneş etrafında dönmesi bu kudretin bir şeyidir yani. Göstergesi. Deprem olur mu? Deprem olur tabii ki yani. Tamam. Mesela, deprem de dediğiniz gibi yakın zamanda insanlar da bizzat şuhud olarak gösterdiği deprem de olabilir. Şey, dünyanın dönüşü adam içinde olduğu için döndüğünün farkında değil. Evet. Şimdi ancak nakden kabul ediyor. Dünya dönüyormuş. Döner hatta. Ama görmüyor. Ama depremi bizzat, Allah Allah, şu binayı kaç kişi sağlar? İtsek böyle. Çok zor yani, imkansız. Evet. Ama ne, bu bina sallandı ama Ersan, İstanbul acaba sallandı mı onu bilmiyorum da. Sallanmış mı öyle? Yeniden duymuş abi. Yani, peki, Üsküdar'da mıydınız siz? Yeni olsun abi. He, yeni olsun. Orası sallandı mı? E şimdi düşün, bura bizzat adam kudreti görmek değil, yaşıyor. Öyle. Hakikaten çok garip. O anda hatırıma geldi. Allah Allah. Nasıl bir güç ya. Bu ilme lakin değil. Yaşıyorsun ya. Hakikaten yakin onu gösterdi. Böyle. Dedim ya bu bina şimdi aynı o anda oluyor. Allah Allah. Hem ses var hocam. Hem ses var. Müthiş alttan gelen bir ses. Şimdi bu kudret. Bir de iki. Nakş-ı kalem. Nakş-ı kalemde ne anlarız? Yani mevcudat diyor, cil ve cemal nakış diyor. Nakış diyelim ki adı... Huzur dedi ya sonra, ona varmak istiyorum. Evet. Bu üç taneyle huzur olacakmış. Huzur daimi girmektir diyor. He, mesela tamam kudreti yaşadık. Hakikaten huzur oldu. Allah. En zındık bile Allah dedi.
tabiat diyenler, yani tabiat, deprem anında tabiat, tabiat diyen olmamış. Oldu mu? Tabiat, para diyenler, para, para diyen de olmadı. Yani sebep sebep, kendi kendine oldu demez. Allah diyor ya karşıdaki adam, işte namazlarda şey alakası yok, konuşturmaz. O Allah diye fırlamış. Duydum yani sesi. Evet. Bu bir, huzura sebep. Nakşikalem. Nakşikalem nedir? Yani Cenab-ı Hak abi bahar mevsimine türlü türlü enva çeşit nakışlarına nakşetmiş yani. Yani elma da bir nakıştır. Baharın kendisi bir nakış. Yani elma da nakış nasıldır kalemle? Mesela şu ne olabilir? Oradaki çizgiler mi? Yani elmanın rengi adı bir nakıştır. Nakıştır. Diyelim ki ağaca göre yaprak, çiçek bir nakıştır yani. Ve küre-i arzda ağacın kendisi nakıştır. Mesela küre-i arzda yani kainata göre nakıştır. Mesela namaz kılıp kılmadığı insanın suratından belli. O da demek ki yaşadığı olsun ki huzur olsun. Ağaçta naksız kalem görse de pek alakadar etmiyor bizi. Depremi yaşadık, nakşı kalem sima mesela. Yani insandaki diyelim ki azalar da bir nakıştır. Evet, yani. Ses. Sonra üçüncüsü ne deriz? Hatem-i rububiyet. Ne olabilir o? Yani rububiyet daha ziyade terbiyecilik oluyor. Yani rububiyeti Üstad Hazretleri bu şualarda izah ederken, yani rububiyeti mutlakayı izah ederken orada çok geniş çaplı nazara çok edelim. Kısa bir şey. Zaten ufak baş tarafını okuyacağım abi oradan. Zihinler dağınık olduğu için ben şimdi kasten yapmıyorum onu. Zaten burada abi... Yok demiyorum. Zihinler dağınık olduğu için hepimiz cemiyetten gelmişiz. Kudret, nakş-ı kalem, hatemi, vahde, vahdani. Yani huzur oldum. Bir şey etkilenmedim ya. İşte bizim nazarımız abi cüziyette boğulduğundan dolayı, kesrette boğulduğundan dolayı onları bir araya getiremiyoruz. Vahdet yok yani bizde. İşte onun için böyle bu çarşamba dersi gibi şeyler var ya. Mamacığım tıkır tıkır gitmek değil. Dur. Neremizde kudret var mesela. Kudret. Takşı kalem. Ona hissettirmeden yani biz daha biz. Ama bir şey olmuyor. Senelerce tıkır tıkır okunuyor. Yani diyelim ki adam gece ölüyor bir nevi, uykuyla birlikte. Sabah bir nevi kudretin tarlukuyla uyanıyor yani. Bak, tamam bunu yaşaması lazım. Ve yaşıyor yani. Öyle bir sarı olacak ki böyle kudret, nakş-ı kalem bir de neydi? Hatem-i? Hatem-i rububiyet. Rububiyet, Hatem-i rububiyeti burada izah ederken, evet bütün kainatta hususan zih hayatlarda diyor. Çünkü hayat sahiplerinde anman değiştiğinden dolayı, taşta her an değişmiyor, değişiklik gözükmüyor. Yani değişiyor da fark edilmiyor. Ama biz iyi hayatta, bir hayvanatta, bir insanda, bir ağaçta, hububatta bu rububiyetin tecelliyatı anbaan değişiyor. Hususan zih hayatlarda bilhassa terbiye ve iaşelerinde yani terbiye görmesi, onun iaşesinin giderilmesi her tarafta aynı tarzda. Yani buradaki karıncada başka bir diyardaki karıncada, buradaki insanda, başka bir diyardaki insanda veya dünyalarda aynı şekilde, aynı tarzda, umulmadık bir surette, beraber, birbiri içinde, hakimane hikmetli bir şekilde, rahimane şefkatli bir şekilde, bir desti gaybi tarafından olan bir tasarrufu, rububiyet-i mutlakanın diye teşhiatı ziyasıdır diyor. Buradaki tabir de bu. Yani baktığımız zaman terbiyecilik. Rubiyet dediğimiz zaman daha ziyade terbiyecilik yani. Diyelim Cenab-ı Hak benim gözümü terbiye etmiş, kulağımı terbiye etmiş, benim diğer vücut ağzalarımı terbiye etmiş, havayı terbiye etmiş benim istifademe göre, güneşi terbiye etmiş benim istifademe göre. Bunu küllüleştirebiliriz abi. Rububiyet de sadece Rab ismi değil, birçok ismi oraya bir tecellisi yani. Bir isim de değil yani orada. Rab ismi orada ismi azam olarak gözüküyor ama diğer isimler de orada tecelli ediyor. Yani terbiye ederken böyle kulağı mesela terbiye etmiş, hani maksadına uygun çalışması. Hani derler ya Anadolu'da, bu hamuru bir terbiye et. Evet, eti döneri terbiye et derler. Terbiye et, yani bize uygun bir hale getir yani. Bunu dört tane ekleyemeyecek yani eti. Hamur mesela terbiye etti, hani fırına gidecek şekilde getir.
kulağa telbi, bu şekilde yapmış yani. Ha demek ki kendi alemimizde kudreti, Nakşi kalemi, Hatim-i Rububiyeti fark etme nispetinde huzur oluyor. Huzur-u daim ya, orada giriyorsun abi. Huzur-u daim, o zaman huzur-u daim derken böyle bir huzur, cennet değil, böyle burada da huzur oluyor. Yani hani Kur'an okur, diyelim ki bir insan Kur'an okursun, orada bir huzur hissedersin. Namaza girersin, huzur hissedersin. Sohbete gelirsin, bir huzur hissedersin. Yani bu buna münhasır değil yani, bu üçünü fark etme nispetinde. Evet. Diyelim ki işte çalışırken de, yolda yürürken de, araba kullanırken de bunlara dikkat etme nispetinde bunlara şey yapabiliyorsun yani, bu huzur daimi girebilirsin. Şöyle, atom altı rububiyet atom üstünde alem-i şehadette mi tezahür ediyor? Atom altında rububiyet var mı? Terbiye. Orada her şey karmaşık değil mi? Mesela rububiyeti mutlaka ezeliye var sıfatla. Bak üç tane kelime. Rububiyeti mutlaka ezeliye sıfat. Rububiyet ezeliye esma. Rububiyet Allah'ın Nur Muhammed'in yapması. Daire-i rububiyet, cilve-i rububiyet. Dört tane rububiyet var. Kanun varsa rububiyet var mıdır? Var tabi. Yani Allah'ın bir kendisinin dışında ortaya koyduğu her şey rububiyettir. Rabb'ın dişe vuruşudur. Sonra dediği gibi çok esmayı tazamun ediyor. Ben normalde şu an Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir yemini var ya burada. Bak burada. Evet bu kasem gösteriyor ki diyor. Şecere-i kainatın, orayı senin dediğin için okuyacağım ben burayı. Bak şecere-i kainatın en geniş dairesi, en müntehası, en nihayeti. Artık burada ne anlarsınız abi? Hani şecere-i kainat deyince, yani sadece kainat değil, bütün şecere-i hilkat yani bunun içinde. Allah'tan gayri her şey. En geniş dairesi, en müntehası, en nihayatı. Bunun daha nihayeti yok yani. Teferruatı dahi. Bak en teferruat, senin dediğin teferruat kısmına giriyor. Bak teferruatı dahi, Zat-ı Vahid-i Ehad'in kudretiyle ve iradesiyledir. Yani onun dışına bir şey çıkmıyor yani. Depremde var mı bunun içinde? Hepsi abi. Ha. O zaman işin sahibi, malın sahibi, işinin başında ve merhametli. O zaman ona güven veriyor. Bir daha. Saltanatın sahibi, işinin başında o zat beni biliyor ve bana merhametli. Yani mülk sahibi, mülk ne istediği gibi tasarruf eder gibi yani. He. Şimdi mesela bir de şöyle düşün. Şu kadar 7 nokta bilmem ne olacak falan sanki tesadüfen oluyormuş. Kendi kendine olmuşsa nasıl olmuşsa işte sağlamış da durmuş o kadar. Hasan abi, pardon. Abinin söylemek istediği şeydi. Orada kurallar yok da sonsuz olasılıklar var ya. Acaba orada nasıl demek istedi aslında? Erdinç mi? Ha, evet. Ama orada da kural var ama buradakinden ayrı bir kural var ya. Farklı kural. Orada kural var. O açıdan... Ha, onu kaçırdım. Evet. Hayır, onun siz cevabını verdiniz de ben çok tatmin oldum. O yüzden şey evet. Olmasın diye, arada kaynamasın diye söylüyorum. Yani dört çeşit mesela. Burada bir kural var. Ama buradaki kural, oradaki başka. Mesela diyelim ki bu bir yerde evet. Ama birkaç yerde olursa bu mucizedir. Bize göre. Bize göre. Kuantum fiziğinde bu olması gereken her yerde, bir yerde olursa mucize olur. Bu da bir rububiyet. Mesela cennette bir anda nihayetsiz yerde olacak. Olacağız inşallah. Yani gayet normal, hiç kimse demeyecek. Allah Allah bu nasıl oluyor? Demeyeceğiz. Ama dünyayı kıyas edeceksin. Yani buraya geldiğin zaman huzuru daimi, bak kudret, nakş-ı kalem, hatem-i rububiyet. Şimdi kısacası, deprem, işin sahibi, malın sahibi, işin başında biliyor ve beni seviyor. Olayı biliyor. Olaya hakim. Olaya hakim. Olay kendi tasarrufunda oluyor. Kim bu? Beni çok iyi bilen ve beni seven. Bana nasıl şey yaptı? Bu hakimiyeti görme nispetinde işte abi. Sen diyorsun şunu ısrar bu şekilde diyebiliyorsun. Adamla diyorsun ya bu böyle diyorsun, acaba diyor adam. Acaba dediği zaman onda o huzur olmuyor. Olmuyor. O huzur olmuyor işte onda. Yani tamam teslim ettim diyemiyor adam. Yükünü o gemiye bırakamıyor. Bırakamamanın da cezasını çekiyor. Yani 23. sözdeki güzel adam gemiye binmiş ama çuvalı da sırtından bırakmıyor. Yani insanın meseleleri, içinden çıkamadığı şeyler o çuvallı yani. Sırtına aldığı yükler. Üç tane şey var değil mi?
rahatlamanın bir teslim, tevekkül çok hoşuma giden üçüncüsü. Belki bana çok antik ama yok. İtimat. Bunu yedinci sözü diyor be. Kudretine istinat, hikmetine itimat diyor abi. Acayip yani. Bu beni çok etkiledi bu son birkaç haftadan beri. Allah'a itimat. Ya bu yok muydu diye sorguluyorum arada. Ya var ama farkında değilim ya. Allah'a itimat ettim mi? Ne kadar keyif veriyor ya adama. Hani derler ya işte tamam ver işte ya. İtimat et ya merak etme. Öyle ama la itimat et ya. İtimat anlıyor da doktor. Ya bu bana acaba gider mi? Ya niye tamam işte ya senedir ameliyat. Doktor acaba ben kalır mı yazın? Ya bir şey yok ya ameliyata giren. Biraz ne kuruz olacak? Tamam şimdi sen biraz sonra gözünü açacaksın yatakta olacak. Yani itimat etmese bıçağı yatar mı ya? Peki Allah'a itimat olmadan neticeyi söyle. Allah'a itimat olmadan nasıl yaşanıyor hayret ediyor. Hasan abi ben onu depremde gördüm itimat etmeyenlerin halinde. Hasan abi ilaçla yaşıyor Hasan abi. Hasan abi görsen sağa sola kaçışıyorlar. Bizim bir toplantımız vardı, toplantı anında oldu. Herkes sağa sola kaçıştı. Lan dedim ben öğle namazını kılmadım daha. Dedim ki ben öğle namazını kılmadım ben daha. Adeta sen onu kılasın. Ya, Allah'a baktığı kaçışıyorlar. La ilahe illallah diyen çıkıyor. Ama hiçbirinden namazı yok. Ben dedim namazı kaçıracağız. Öğle namazı vakti geçti. Saat 2'de oldu çünkü. Evet. Yani senin kılman için aslında onları kovdu biliyor musun? Aynen öyle çünkü kainatın şeyi ya. Bak şimdi mesela el ateist bile karşıdaki Allah diye çıktı ya. Şimdi itimat etmiyorlar abi. Ben de ne olacaksa olur ama ben öğle namazımı kılmadım yani. Borcum var. Allah Allah. Biliyor musun? Ya huzur böyle hani huzurumuz niye yok? Farkındalığı değil. Yani bulunduğum yer itibariyle herkes ehli dünya yani. Hiç, normal insan yok. Allah dedirir değil mi? Dedirir abi. Ben dedim şimdi herkes namaza başlar bugün. Yanlış anlayanlar da olmuş, sen bize ne demek istedin falan diyenler çıktı işlerinden. Dedim ne demek isteyeceğim dedim, herkes korkusundan başlar bugün dedim namaza. Yok camiler kısmını dolmuş. Başlamıştık. Çok acayipti. Neredeydi ya Öztürk hemen o gün, o akşam dershanede adamı hiç tanımadığım adamlar geldi. Ne, hangi gündü o? Perşembe akşamı. Nerede o? Bizim orada deprem olmadı abi. Ha? Bizim orada olmadı. Bir yerdeydim ya, neredeydim? Tepecik abi. Ha? Tepecik. Ya, tanımadığım bir şey. Ömer getirdi ya. Ömer, Ömer tamirci. Adamı ilk defa görüyorum. Ona demeyeyim mi ki ya, sana kaçtı. Dedim ya bayağı dedim, hiç görmediğimiz adamları göreceğiz şimdi akşam. Evet dedim, maalesef dedi, ben dedi. Evet. Evet, tevhid ve vahdette cemal-i ilahi ve kemal-i rabbani tezahür eder. Tevhid ne demiştik? Tevhid yani Allah'ın birliği, vahdet ise kainatta, mevcudattaki, yani bütün mahlukatın üzerindeki o birlikler. Yani Allah'a ait olan birlikler. Şimdi burada bu çok önemli ya, huzur olacak. Tevhid, iman, küfür, hidayet, dalalet, soğuk, sıcak, karanlık, aydınlık var ya şu kainatta. Bu zıtların sahibi. Evet. Zıtların sahibi. Bu sistemin adı da vahdet. Hı hı. Yani sistemin adı. Şimdi bu zıtların sahibi. Hakikaten ne kadar işin başında, ne kadar ciddi yapıyor. İşte o hani iman bir intisaptır diyor ya abi. O tevhidle seni sistemle o tevhiddeki boşluğu doldurmak lazım abi. Evet yani bir de sistem, bak şimdi depremi de düşün. Kain, böyle bir sistem var. Zıtların oldu bir sistem var. O zıtlar var yani herkes aldı başını gitmiyor. Ya ben karanlığı takmam, ben aydınım. Ötekisi ben soğuğum. Herkesi ayrı bir böyle kafasının kenarda oturmuyor bizim gibi ortakta. Hepsi aynı yerde, hiçbiri hakim değil. Yani doğada element olarak da, madde olarak tek bir şey göstermez, olmaz. Tek bir şey bulunamaz ya. İşte bu zıtların bütünlüğü, bu sistem. Bu sistem vahdet,
Bunun bir de sahibi var. Evet. Tevhid. Yani sıtların sahibi. Lugatta dese ki Allah'ın birliği bana pek bir şey vermiyor yani. Ben duygumuz oynatmıyor. Ama iman, küfür, doğru, yanlış, doğmak, ölmek, dünya, ahiret hepsinin sahibi değil mi o? Ha evet, zıtların sahibi. Ha tevhid. Bunlara muhatapta bir de insan var o üç üçüncüde. Hatta Yunus Aleyhisselam ne diyor? Nuru tevhid diyor. Pardon, sırrı yahadiyet, nuru tevhidle inkişaf ediliyor orada. Sırrı? Sırrı yahadiyet. Yani diyelim ki insanın şahsına bakan bir ehadiyeti var. Yani Cenab-ı Hak bir ehadiyet sirkesi koymuş insanın kendisine. Bu ehadiyet sirkesi de yani bu farklılıkta nuru tevhidle inkişaf ediyor. Yani sen ne kadar tevhide yani Cenab-ı o mülkün sahibini tanırsan tanıma nispetinde o sende inkişaf ediyor. Ne dedi ne dedi? Sırrı ehadiyet. Neyi tanırsa? Mülkün sahibini. Bak, mülkün sahibini. Ne kadar tanırsan, o kadar dünyada emin olursun. İddia edersen yani nuru tevhid, şurada cümle dikkat bak. Sırrı ehadiyet, nuru tevhidle inkişaf ediyor. Yani sahibi, mülkün sahibini tanıma nispetinde abi. O sırrı, sendeki sırrı ehadiyet inkişaf ediyor. O zaman işte huzuru daim ortaya çıkıyor yani. Burada da bir nevi onu yapıyor. Bak tevhid ve vahdeti cemal-i ilahi ve kemal-i rabbani tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa, yani o sistemin birliği tanınmazsa, o hazine-i ezeliye gizli kalır. Ne burada hazine-i ezeliye? Cemal-i ilahi ve kemal-i rabbani. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatta bir merhameti şefkati var. Veya celali tecellisi var, cemali tecellisi var. Da bunu Üstad Hazretleri misaller veriyor, muhtelif misaller. Diyelim ki gece, celal tecellisidir, hastalık, ölüm, deprem bunlar celal tecellisidir. Gündüz, güneş, sürur, güzellik bunlar da cemal tecellisidir yani. İşte bunlar cemal-i ilahi ve kemal-i rabbani tezahür ediyor tevhid ve vahdette. Eğer vahdet olmazsa, insan vahdetle bakamazsa, vahdeti göremezse o hazine-i ezeliye gizli kalıyor. Hangi hazine-i ezeliye? Yani orada sana olan, sana bakan cihet gizleniyor. Evet, hadsiz cemal ve kemalat-ı ilahiye, nihayetsiz mehasin, hüsnü rabbani, hesapsız ihsanat, behai rahmani, gayetsiz kemali cemali samedani, ancak vahdet aynesinde vahdet vasıtasıyla görünüyor. Şecere-i hilkatin zihayatında ve cüziyatın simalarında temerküz eden cilve-i esmada görünüyor. Yani buradaki cemal-i ilahi ve kemal-i rabbani tezahür eder demişti ya. Bunlar abi mevcudatta yani esma, sıfat, şuunat-ı ilahiye bunlar. Mevcudatta bunların azami derece tecellileri var. Bunlar diyelim ki insanın neresinde gözüküyor dedi? İnsan simasında mı dedi? Yok, cüz'i simalarda gözüküyor abi. Oraya geliyor şimdi bak. Hmm. Evet, hadsiz cemal. Kemali ilahiye, yani bütün kainattaki kemalatlar, güzellikler, nihayetsiz mehasin, hüsünler, hüsnü rabbani, hesapsız ihsanat. Yani nihayetsiz bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın ihsanatı var kainatta, ikramları var. Behai rahmani, gayetsiz kemali cemali samedani. Ancak bunlar vahdet aynesinde, vahdet vasıtasıyla şecere-i hilkatın nihayetinde, yani şecere-i hilkatın en nihayetinde cüziyatın simalarında, yani bütün diyelim ki bütün insanlara göre bir insan cüzdür, bütün hayvanlara göre bir hayvan nevi cüzdür veya o hayvana göre hayvanın bir azası cüzdür. İşte bunlar diyor cüziyatın simalarında temerküz eden cilve-i esmada görünüyor. Yani esmanın tecellisinde görünüyor. Mesela şöyle diyelim ki
ben bir sürü duygularım var. Kesfettim. Zalimliğim var, merhametim var, düşünüyorum, kılıyorum, kılmıyorum dedim demedim. Yani bu farklılık hissiyatlar yok mu? Evet abi. Fikir var. His var. Latife var. Latifeler, şefkat, merhamet, muhabbet, memnuniyet. Bunlar hepsini karıştırıp adamın sınasında gözüküyor. Burada zaten şöyle bir misal veriyor Üstad Hazretleri burada hala. Yani burada bir misal veriyor. Bu, buradaki icraat kainatın her tarafında görünüyor. Ama bizim cüz'i nazarımız, cüz'i şeylere saklı kaldığından dolayı biz sadece o icraatı orada görüyoruz. Bütünsel görememenin cezası da sıkıntıdır. Bak diyor ki, resmi birin bütünsel görmesi. Bir tanesini bak, burada bir misal veriyor. Burada geç üç tane misal verecek. Birincisi bak, mesela iktidarsız, ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir yerde. Şimdi iktidarsız ve ihtiyarsız yeni doğmuş bir yavruyu düşünün. Bu yavrunun imdadına umulmadık bir yerde. Şu anda diyelim ki her daim çocuk dünyaya geliyor, rızk kıza peşinde geliyor. Biz bunu bildiğimizden dolayı, ezber olduğundan dolayı, ülfet olduğundan dolayı, alışkanlık olduğundan dolayı nasıl olsa çocuk geldi, rızkı da gelir düşünüyoruz. Ama nasıl gelişini hiç bir düşünmüyoruz yani. Ne diyoruz da? Derdin edilmemiş. İktidarsız, ihtiyarsız bir yavrunun imdadını umulmadık bir yerde. Ne demek yani umulmadık bir yerde? Kan ve fışkı ortasında. Sütün hiç yapıldığını görmeyen, bilmeyen birisine desek ki bu kan ve fışkının ortasından bu süt çıktı desek kim inanır? Kimse inanmaz. Ama biz alıştığımızdan dolayı, ülfet ettiğimizden dolayı nasıl olsa olacak diyoruz. Safi, temiz, bir sütü göndermek olan cüz'i fiil. Zahirde bir cüz'i bir fiil bu. Ama bu cüz'i fiil hem insan nevinde oluyor, hem hayvanat nevinde oluyor, hem nebatat nevinde oluyor. Biz sadece bunu kendi menfaatimize bakan noktasında düşündüğümüzden dolayı o külli icraatı göremiyoruz abi. Külli icraatı göremediğimizden dolayı tam bir hakiki manada bir vahdet tevhid anlayışı yani oturmuyor bizde. Hatta bu neden bu oluyor? Bunu burada söylüyoruz da. İnsanı gaflete düşürmekle Allah'ın ubudiyetine mani olan, yani ubudiyet sadece namaz kılmak, oruç tutmak değil, ubudiyet neydi? Aciz ve fakri ihtiyacını, zafiyetini anlayıp Cenab-ı Hakk'a iltica etmekti. Yani kendi acizliğini anlayacaksın, fakirliğini anlayacaksın, muhtaç olduğunu anlayacaksın, güçsüzlüğünü anlayacaksın, Cenab-ı Hakk'a iltica edeceksin. Hakiki ubudiyet budur diyor zaten 11. sözde. Diyor ki bak, insanı gaflete düşürmekle, insanı gaflete kesret düşürüyor. Terklerde gafletten çıkartıyor insanı bak. İnsanı gaflete düşürmekle, Allah'a ubudiyetine mani olan, Allah'a olan ubudiyetine, yani kulluğuna mani olan cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmektir. Yani bizim nazarımız cüz'i ama cüz'i şeylere takılmışız. Bu ne demek? Cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretti. Buna bir muşakhas bir şey yapabileceğim. Cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasret. Yani buradaki abi fiil cüz'i dedi ya abi. Buradaki fiil. Cüz'i bir fiil dedi bu. Hangi fiil? Rızık vermek. Ha, rızık vermek fiili. Mesela çocuğun karnını doyurmak. Evet. Küçük bir fiil. Zahirde küçük. Küçük fiil. Tamam. Sonra? Ama bu fiilin ortaya çıkması için, halk edilmesi için kudret tahallük etmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın Rahman İbrahim'in bundan tecelli etmesi lazım ve kainat fabrikası çalışması lazım bütünüyle. Bütün yani, hepsi çalışması demek lazım. Hepsi lazım. Hepsi lazım. Kainat sistemi lazım. Ama insan o cüz'i şeye takıldığından dolayı o külliyetini göremiyor. Hatta bu 16. sözde hatırlarsınız, bir insan diyor Halik ismini tanıyacağı zaman. Yani Halik ismi nasıl? Sadece beni Halikan, beni yaratan, halk eden Rabbim değil de benim Halik'im, insan nevinin Halik'i, zihayatın Halik'i, bütün mevcudatın Halik'i. Çünkü bütün bunları zihni aynı Halik halk ediyor. Bak Halik ismine bakış açımızımız bizi değişiyor. Mesela diyelim ki bir insan var bir ziyafet veriyor. Kaç kişi ziyafet veriyor?
10 kişiye ziyafet vermiş, birisi 100 kişiye ziyafet vermiş, birisi bir memleketi doyurmuş. Öbürü diyelim ki Türkiye'yi doyurmuş yani. Yani Türkiye'yi doyuran adama bakış nazarımızla 10 kişiye yemek yediren adama bakış nazarımız değişir mi abi? Değişir yani bu. O adama bakış açımız değişir yani ama baktığımızda Cenab-ı Hak yani. Yani diyelim ki buradaki yavruya rızık sütle sütü göndermesi var. Bütün insani yavrulara süt göndermesi var. Bütün hayvani yavrulara nihayetsiz bir şekilde süt göndermesi var. Bütün nebatata o çamurlu sudan rızık göndermesi var. Bak nazarımızı büyüttüğümüz zaman bizim nazarımızdaki Allah anlayışımız da büyüyor bu sefer abi. Bu sadece rızık cihetinde. Bu ondan sonra hastalıktan şifa olma ciheti var. Ondan sonra iman ile hidayet etme ciheti var. Burada bunu görme nispetinde bizde huzuru daim oluyor. Dedi ya her bir şeyde, bak her şeyde sikke-i kudretini, nakş-ı kalem, hatem-i rububiyet yani. Ya bu tefekkürlü olan, hatta Üstad Hazretleri 22. sözün başında diyordu ya az önceki yer. 22. sözü ben tahsih ederken diyor, şöyle bir nokta nazara dikkatimi celbetti diyor bak Üstad. "22. söz tahsih edilirken dinledim. Gördüm ki içinde hem külli bir zikir, cüz'i değil, külli bir zikir, hem geniş bir fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli iman dersi, hem de gafletsiz bir huzur." Bak gafletsiz bir huzur, hem kutsi bir hikmet, hem yüksek bir ibadeti tefekkürye gibi içinden nurlar var diyor 22. sözde. Çünkü insanların nazarını Cenab-ı Hakk'ın o külli efali Rabbaniye'ye çeviriyor abi. Mesela bu aramız bozuldu, canımız sıkıldı. Bakın o demek ki cüz işine hapsolmuşuz. Ondan. Hapsolmuşuz. Biraz onu bunu genellediğimiz zaman. Yani bütün kainat sistemi içinde bu bize bir şey göstermek istiyor, bir şey ifade ediyor, bir şey diyor. Yani resmin bütününe baktığın zaman mesela kartpostta altında bir siyah nokta var. Bunu mesela bir şey mahkemata şöyle diyeyim. Bir resimde bütünü görmeyip siyah bir nokta görseniz bir noktada bakarsın burnun deliğidir diyor. Siyah. Bir noktada bakarsın kulağın deliğidir. Başka bir noktada baktığın zaman gözün siyahlığıdır. Ama tek başına düşününce hiçbir analiz yok. Ama kartpostalda resim var. Adamın gözü için o siyah lazım. Ama bak, bütünsel baktığın zaman çok da güzel uyumlu. Ama tek yorumladığın zaman yutkunması zor işte. Hadiseleri tek tek Allahsız düşününce altına çıkamaz. Allahsız düşündün mü? Bütünsel düşünmedin mi? Yani o işte... İşte bu hani dediğiniz yer şurada olması gerek abi diyor. Bak bir şeyin hüsnü ve cemali. Diyelim ki telefonda bir güzellik var. Ben bunu parçalara ayırsam abi, her bir parça bir telefon diyemiyorum. Bir parçasıdır yani, bir cüzüdür yani. Ama ben bunu birleştirdiğim zaman o zaman telefon oluyor. Burada da dedik aynı kavliyet. Bir şeyin hüsnü ve cemali, yani bir şeydeki güzellik, kemalat, o şeyin mecmunda bütünlemesinde görülüyor. Cüzlere ayrıldığı vakit mecmuunda görünen hüsn ve cemal parçalarında görünmüyor. İşte biz de tek noktadan, tek kareden bakıyoruz. İşte tek kareden baktığımızdan dolayı Cenab-ı Hakk'ın o külli efalini göremiyoruz abi. İşte ben bunun bu ders oluyor ya, ben azak kusura bakma giriyorum ama bu mesela okuduk hakikaten öyle böyle bir şey gibi geliyor. Hani münacat gibi, Kur'an okumak gibi geliyor. Ama indirgediğin zaman ne, bu derste sıkıntımla ne alakası var? Olayı tek görüyorum, bütünsel bakamıyorum. Burada bir terbiyesi var, Allah'lık hakikati var, Allah'lık yapıyor. Kainatın icraatı var. Benim hoşuma gitmeyen şeyleri Allah kainata nefsimi mühendis mi yaptı ki? Bu olsun, bu olmasın. Ha? Öyle. Bütünsel baktığın zaman çok daha tam baktın ama onu tek kesit yaparsan, kesersen onu makasla, bütünselden ayırırsan
siyah bir nokta. Oysa resimde gözün siyah hissiydi. Veya kulağın deliydi. Yani tek bakıyoruz olaya. Ben sıkıldım. Peki ben bakayım şimdi. Bu sıkıntı durup dururken niye sıkıldım? Ha, ruh kudasızlığına ayak sesidir. Bu mesela arabanın birisi çıktı öyle. Yani hararet yükseldi işte. Peki hararet yükseldi desen elini götür hararet, elin sıcak ısınır mı ibreye? Ama ısınmıştı. Isı yükseldiğini gösteriyor ama kendisi ısınmamış. İbre yükseldi, o abi çok sıcak, götür elini şu 90 derece, hiç sıcak da aynı. Hayır, yükseldiğini gösteren kendisi sıcak değil. Şimdi yansıma şu. Gösterge. Burası gözü. Sıkıldım. Bu nedir? Hani mesela İmam Gazali der ki saatin tık tık var ya. Tık tık tık. Bu aslında saatin tık 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 gibi gözükürken kabre giderken diyor ayağının sesidir diyor. Ne alakası var kabirle? Yürüyoruz işte yedi kulede. Sıkıntı ruhun gıdasızlığının alarmıdır. Arabaya alarm basarsan da bağırır ya. Niye bağırıyor? Ne bağırıyorsun lan? Ya birisi rahatsız ediyor. Sahibi olmayan birisi müdahale etmiş ya. Sahibi olmayan birisi müdahale etmiş. Tamam. Sahibi bile yetkisiz müdahale edince bu sefer sıkıntı bağırıyor. Ya sıkıntıyı böyle külli bakarsan ha bu sıkıntı ruh kıdasızmış. Beşinci mesele diyor bütün sıkıntıların bağı diyor. Kalp ve ruhun gıdasızlığından neşet eder diyor. Allah. Meyveli sahibinin beşinci meselede. Aa, sporu açar mısın? Açabilecek mi? Şimdi. Hani hayatta olan bir ders olsun. Kafada oldu mu bir ders, koku uçup gidiyor. Kafada mı? Ya ben niye sıkılıyorum da? Niye sıkılıyorum? Durup dururken ne derdim var ya? Niye bu durup dururken sıkılıyorum? Erdin şöyle diyor, niye sıkılıyorum? Bak, kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahathanelere ve mezaristana düşeceklerini bilmek istersen diyor. Şimdi aklın ve kalbin gıdasız. Aklın gıdası nedir? Su mudur? Peki su içmese hararet olur mu? Olur. Aç olursan o kıyameti koparıyor değil mi aşağıdan adam? Ya, ruh da öyle işte. Su içince, ekmek yiyince mide susuyor. Akla da marifet, bilgi verdik mi bunların? Hey, hakikaten işin başında Allah, işini de severek yapıyor. Bu kainatı, Allah işin başında. Allah işini de severek yapıyor, bilerek yapıyor. Bu zat beni de seviyor. Tamam, mesele yok o zaman. Sağlan, sen olacaksın, sağlan. Böyle düşündüğün zaman, bak Allah ile düşündür musallanmayı. Çünkü küçük bir şeyi külli düşün. Bir de şu eksisi de var abi. Diyelim ki o külliyi bakamıyor ya. Göremediklerini esbaba isnat etmeye tehlikesi var bir de. Ya. O da bir şirk şeyde var orada. O şirkten gelen bir elem var bir insana. Ya diyelim ki hadi bir görmemekle yetmiyor. Bu sefer hatta bunu üstad şeyde söylüyor aslında. Yani onu görmemekle yetmiyor. Esbabı onların o vaziyeti bak. İnsanın o vaziyeti sanki o nimetlerin esbaptan geldiğini andırıyor. Diyor. Cin ve insin en çok isyanlar, en şiddet tuğyanların en azim küfranın tevlid eden, yani ortaya çıkartan şöyle bir vaziyetleridir ki nimet içinde inamı görmüyorlar. Hani nimetin içindeki inamı görmedi. Veya da o icraatın içindeki icraatın sahibini görmedi. Hastalığı vereni görmedi, nimeti vereni görmedi. Ne oluyor bu? İnamı görmediklerinden mümin-i hakikiden gaflet ediliyor. Yani o icraatın sahibinden gaflet ediliyor. O gaflet insanı nereye götürüyor? Mümin'den gafletleri sayıkasıyla o nimetleri, o icraatı, yani iyi olur, kötü olur, ölüm olur veya doğmak olur vesaire. Mü'nimden gafletleri saygısıyla o nimetleri esbaba tesadüfe isnat ederek Allah'tan geldiğini yalanlıyorlar yani. İşte bu esbabı dayandırmak da ayrı bir tehlike abi. Sadece görmemek de yetmiyor yani. Esbaba ait bir misal. Şimdi
deprem, yani esbab diyoruz, esbab ama yine fikir hareket etmiyor. Etmiyor, acayip yorgun ya kafa. Şimdi mesela diyor ki depremde bir adam öldü. Sebebi nedir? Mermi deldi, geçti adam parçalandı. Nasıl geldi o? Ağlay bu iğne gitti, kapsula vurdu, kapsulttu. Ate kılıcım vardı, önünde barut vardı, barut yandı. Basınçta önündeki mermiyi saçmayın, kaşığı götürdü, öldü. Tam da bu sistemi, bu sebepleri, iğneyi, barutu, bu sisteme getirmek, nişan almak ve tetiği çeken yokmuş. İşte sebep bu tüfeğin parçaları, onu bir araya getiren, hedef yapıp tetiği çeken birisi olmalı. Tüfeğin dışında birisi olması lazım. Tüfek sebep, yani tüfeğin parçaları sebep. Sebep ile müsebep, yani sebebin arkasını görmek o. Yani tüfeğin ayrı ayrı parçalarını bir araya getirdim. Mermiyi de koydum. İğne. İğneyle şimdi adam izah edersen o adam öldü. Onun hakkını kim ödeyecek şimdi? Nasıl öldü? Vallahi mermi gitti öldü. Kim öldü? Ne demek ya? İşte tüfek parçası. Peki bunun, bu maktulün, bu ölenin hukuku ne oldu? Kendi kendine olmuşsa o zaman trafik kazaları da kendi kendine oluyor. He? O zaman niye adamdan şey yapıyorsun? Ya sen yaptın. Ne yaptım ya? Kendi kendine oldu arabayı. Kendi kendine oldu. O zaman kim, hiç kimse dava etmemesi lazım. Yukarıdan aşağı bezi silkele, balkondaki çamaşırlar berbat olsun. Zile bastı. Niye yaptın? Kendi kendine oldu. Ama bunu kabul etmiyor. Gidiyor, kedinin yaratılması, depremin olması kendi kendine diyor. Balkondan bezi silkeleme kendi kendine olmamış. Akıl yok mu aslında? Peki bunu biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Bizde yok mu? İşte okudu ya gaflet. Akıl yok mu? Ben mesela çarpıcı bir misal olsun. Perde mi geliyor abi? O anda perde geliyor işte ya. Sen depremde... Depremden öldü diyorsun adam. He? Depremden öldü diyorsun. Öldü işte. Mesela yağmur yağdı diyor. Kendi kendine mi yağdı? Tüfeğin aynı misali ya. Mesela ben bu suyu içtim. Nerelere gitti? Bir sürü yere gitti. Çalışmasını anlatsa, böyle şöyle çalışmıyor, suyla çalışıyor. Tamam da yani bunu sokan adam, içeri soktu da birisi ya. Bu sistemi kuran... O yüzden mi akıl etmez misiniz diye Kur'an... Devamlı. Kur'an devamlı... Akıl etmez misin? Akletmezler. Düşünmez misin? Hatta ne kadar da az düşünüyorsunuz. Devamlı bunu söylüyor. Hasan abicim, iş yerinde namaz kılan çocuklar... deprem hakkında konuşuyorlar. İşte ya peki ya bilimsel olarak bakarsak bunun 5.7 olmasının sebebi nedir abi? Yani ne düşünüyorsun sen? Yani iyi miymiş, kötü müymüş diyor. Yani ya bunun yani yapan da Allah ama ya bilimsel bakalım, olaya bakalım diyorlar. Yani bilimsel Allah baktırma demiyor tabii bak. Yani bilimsel sebep noktasında temizlik malzemesi var ya, bim şey tefai ya. Fay attı, Vim attı, aynı Bingo attı var ya, hani fayda temizlik malzemesi markasıdır. Yani baktığın zaman işte madenlerin patlaması, genleşmesinden Cenab-ı Hak ya, doğru mu? Doğru diye. Ama aynı olması lazım ama. Ama tüfeğin gibi yani. Ha, neden burada yani? Neden? Yani tüfeğin memesi gitti, tetik çekildi, gitti, kapsula vurdu. Bunun için adamın ölümünü izah edeceksin. Tamam dedi, doğru. Merminin gidip adamın ölme şekli bu. Ama buraya hakim olan parçalar bir araya toplayıp doğrultan birisi olmasa ölenin hukuku yok. Abi, şimdi Allahsız depremi düşün. Öldü adam. Kim verecek onun hakkını? Şimdi Allahsız öldü. Malı gitti, kendisi de öldü. Binası yıkıldı. Esbapsız hiçbir şey yok zaten. He? Ne olacak? Faili meçhul. 1996 faili meçhul. Asit kuyuları yiymiş. Tamam da bunun ama eğer Allah'a verse ne oluyor biliyor musun? Malı zekat oluyor, ömrü şehit oluyor. Bak kan diyetini veriyor Allah. Diyetini ödüyor. Madem hayatın gitti, şehit sanki senindi. Şehit diyor, malım diyor ya Rabbi, malımı aldın diyor. Sanki seni, tamam lan onu da zekat sayıyorum.
Bak, Allah'a verince nasıl böyle hoş oluyor? Ama kendi kendine oldu, madenler koydu. Tamam da evi yıkıldı adam, kim ödeyecek Ersan? İşte itimat dediğin ya. Kim ödeyecek şimdi? Yani hani Lazlar varmış ya, mezarda yazıyor. Vurdu, vurdu, vuruldu. İyi. Vurdu, vuruldu. Hele hele. Vuruldu. Bilmem ne yoluna gitti diyor. Şimdi evi gitti. Ta deprem yaptı bunu. Kim ödeyecek bunu? Hiç böyle zannetmem. Allah yaptı deyince dersen daha o zaman ben ödeyeceğim diyor. Sigortalı malındır diyor. Sigortalı malın kaskoludur. Malın da sen de bana kaskoludur. İtimat ettiği an bütün huzur var. Mesela bak kâra bak. Allah'a verdiğimi malını sadaka sayacağım. Ömrünü de şehit. Para vermedin mi cezaya bak. Ne malını ne desen pisi pisine gitti Niyaz. Sebep ne ve vermemek fark. Burada keselim mi? Tamam. Evet, fazla.